Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönül dostlarım. Bugün sizler için, tabii ki sizlere özel, muhteşem bir açılımla yine sizlerle birlikteyim canım, gönül dostlarım. Evet, bugünkü açılımımız, bugünkü sorumuz, aklımdaki kişiyle biz tamamen bittik mi? Yani bizim için hiç umut yok mu? Sorusuna cevap arayacağız. Yine bireyselde çok sorulan, evet kafaları çok meşgul eden bir soru olduğunu düşünüyorum. Ve bununla ilgili de tabii ki cevapları aramak istiyorum sizlerle birlikte. Soralım, bakalım. Evet, aklımdaki kişiyle biz tamamen bittik mi? Bizim için artık hiçbir umut kalmadı mı sorusuna yanıt arayacağız hep birlikte. Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına, şifa olması niyetimle, tabii ki kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum ve her zaman olduğu gibi şöyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi her zaman söylediğim gibi önce can, sonra canan, önce kendinizi, sonra aklınızı ve kalbinizde olan kişiyi, niyetinizi alıyorsunuz. Ve burada soruyorsunuz, aklımdaki kişiyle biz tamamen bittik mi? Bakalım bizim için herhangi bir umut yok mu? Yoksa hala devam eden bir ilişki içerisinde miyiz diye niyetinizi alıyorsunuz. Makbuş abla kanalıyla en doğru cevapları almaya niyet ediyorum deyin lütfen. Ve şimdi tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da unutmuyoruz. Siz size ait olan kısımları sevgiyle alıp kabul ediyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattından tabii ki yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer ki ilk kez denk geldiyseniz de lütfen abone olmadan izliyorsanız özellikle abone olarak bildirimleri açarak tabii ki beğeni ve yorumda bırakırsanız bana katkınız büyük olur. Yani sizinle burada devam ederim. Biliyorsunuz bu açılımlarım tamamen ücretsiz, tamamen kolektife ama ve lakin YouTube'un geliştirdiği bir de süper teşekkür olayı var ki çok da güzel geri dönüşümler aldım. Ben de şaşırdım gerçekten, hiç bu kadar güzel dönüşümler alacağımı ben de tahmin etmiyordum, üstünde bile durmuyordum ama ara ara hatırlatmak da istiyorum. Orayla, o süper teşekkür olayıyla da ilgili biliyorsunuz videoların altında bir süper teşekkür var. Orada işte bütçenize el verdiğince, yani isterseniz ödeme yapabiliyorsanız, bakın bir zorlama yok, isterseniz aman ha, onunla ilgili de zaten çok şükür, hani yanlış şunu şöyle yorum yapan olmadı çok şükür, bin şükür, ama hani aklınıza herhangi bir şey de gelmesin. Çünkü Allah'a şükürler olsun. Yani oradan gelecek şey zaten benim sürekli danışanlarım, bireysel danışanlarım biliyor benim ücretlerimi. Orayla ilgisi alakası bile yok. Orası demek ki YouTube'un böyle kendi sisteminde yaptığı bir şey. Yani bize de faydası var mıdır yok mudur onu da açıkçası bilmiyorum. İlk kez böyle bir şeye denk geldim. Çok da güzel de dönüşümler aldım. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum. Onunla da ilgili dediğim gibi kafamda bir projeler üretmeye çalışıyorum. Bakayım ne yapabilirim. Hani çünkü çok cüzi bir şey olduğu için hani kimseyi de kırmak, üzmek de istemiyorum. Gönlünüzden geçiyor, gönderiyorsunuz. Hani alma verme dengenizi de bozmak istemiyorum. O yüzden bakalım bir şeyler yapacağım. Ona bir çözüm bulacağım en yakın zamanda. Evet canım gönül dostlarım. Şimdi diyoruz ki aklındaki kişiyle biz tamamen bittik mi? Hiçbir umudumuz yok mu diyoruz ve hemen ne yapıyorum? Kolektif enerjime en doğru cevapları niyet alarak bakalım ilk destemden, tabii ki benim kendi destemden şöyle bir kartlarınızı seçtim. Bakalım şöyle, hatta açarak koyacağım bu sefer. Bakalım açarak alalım mesajları.
Şöyle o enerjiyle devam edelim istiyorum. Evet, güzel. Evet. Şimdi ilk mesajları aldık. Bakalım diğer desteden neler gelecek. Onlara da bir bakalım. Oo, bak ikisi birden geldi. Mesajıyla hemen şöyle koyalım. Evet. Şöyle yapalım bakalım. Evet, bu ters kartlarda bakın ters yüz olmadığı için yani bana göre yok. O yüzden çok da önemsemiyorum. Hani ben direkt mesaja niyet alıyorum burada ama tabii ki asıl olan benim asıl kartlarımda ben ters yüz olayına çok dikkat ediyorum. Evet, bir tane daha alayım bakayım. Aa, güzel, iyi ki de niyet etmişim. Bak bir tane daha alınca güzel de bir kart geldi. Şimdi bir de bakalım hissi tercümana bakalım. Bakalım hissi tercümandan neler gelecek. Bakalım bakalım niyet ettiğiniz kişiyle ilgili. Vay, vay bir tane daha çekeceğim. Böyle içimden geldi. Evet. Bir tane daha çekeceğim. İlla böyle var ya zorluyorum. Gördüğünüz gibi daha ben ne yapayım? Ne haber? Ne yapayım sizler için? Açarak koymak iyi gelmedi. Yok vazgeçtim. Bir daha açarak koymayacağım kartları. Evet. O zaman ben çünkü hemen vicdan yapıyorum. Diyorum ki daha iyisi gelsin falan diye. Neyse. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Şimdi canım gönül dostlarım hazır mısınız? Aklımdaki kişiyle biz bittik mi? Bizim için herhangi bir umut yok mu diye sorumuzu sordu. Kartlarım da dedi ki bak siz dedi geçtiğimiz 5'li zaman içerisinde geçtiğimiz 5 saat, 5 gün, 5 hafta, 5 ay içi, 5. ay ayın 5'i, 15, 25 ya da 5'li bir saat diliminde siz birbirinizi savurup atmışsınız dedi. Şimdi bu savurup atmak ayrılmış olabilirsiniz, dargın olabilirsiniz, küskün olabilirsiniz ya da şehirleriniz ayrı olabilir, ülkeleriniz ayrı olabilir ama iletişim halinde de olabilirsiniz. Ama burada kartlar direkt diyor ki sanki siz gerçekten birbirinizi böyle bir savurup atmışsınız ilişkiyle ilgili niyet edenler için özellikle. Çünkü ben hep diyorum biliyorsunuz illaki hani ilişkiye niyet almayın işte çoluğunuza, çocuğunuza, gelinize, damadınıza, akrabanıza, bir okul arkadaşınıza, çocuklarınıza herhangi birine de niyet edebilirsiniz yani burada. Hani artık mesela bir akrabanız da olabilir. Hani tamamen görüşmeyecek miyim işte teyzemle, halamla, amcamla diye niyet de alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama burada özellikle ilişkiyle bağlantılı diyor ki siz tamamen aşk hayatıyla ilgili bir şeylerin bittiğini, tamamen beni savurup attı, işte beni hayatından istemiyor ya da işte ben onun hayatında olmamalıyım gibi 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 düşünceler ya da fikirler içerisinde olduğunuzu söylüyor kartlarım. Şimdi hatta bu düşünce ve fikirlerden kaynaklı da ciddi bir yıkıma ve bir olumsuzluğa uğramışsınız. Yani bir yıkım yaşamışsınız, bir olumsuzluk yaşamışsınız. Çünkü niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı kafanızda gerçekten bir takıntı var. Gerçekten bir saplantı var. Yani ona inanılmaz derecede konsantre olmuşsunuz. Tamamen hayatınızın merkezine bu niyet ettiğiniz kişiyi koymuşsunuz. Siz böyle bir geisha gibi onun etrafına ya da Mevlana gibi böyle dönüp duruyorsunuz. Yani tamamen bu kişiyi hayatınızın merkezine koymuşsunuz. Belki iş hayatınıza, belki evde normal hayatınıza, belki çoluğunuza, çocuğunuza, annenize, babanıza, ailenize, dersinize, işinize, gücünüze, bir şeylerinize bile odaklanamıyorsunuz. Ona bu kadar kafayı taktığınız için ya da onu bu kadar düşündüğünüz için. Şimdi bakın. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet, birbirinize savurup atmış olabilirsiniz. Ama ve lakin bakın. Şimdi niyet ettiğiniz kişi bir kere size tedbirli ve dikkatli davranıyor. Niye tedbirli ve dikkatli davranıyor? Zaman zaman sizin onu eleştirel yaklaşmanız ya da onun üzerinde baskı ya da otorite kurmanız. Bakın, şimdi niyet ettiğiniz kişi için aslında bereketli ve verimli bir kişisiniz. Hani belki maddi, belki manevi anlamda sizden faydalanıyor. Siz onun için gerçekten kıymetli ve değerlisiniz. Ama ve lakin bazı konularda yaptığınız baskı, işte iletişim olur, görüşmek olur, yazışmak olur, konuşmak olur, maddiyat olur, maneviyat olur gibi gibi gibi. Yani yine diyorum ki kendi hikayenize
kendi yaşantınıza göre alın buradan diyorum ki böyle bir durum mevcut da olduğundan dolayı şimdi niyet ettiğiniz kişi size karşı böyle tedbirli ve dikkatli yaklaşıyor. Yani size kendini çok fazla açmıyor. Size kendisini duygular anlamında net ifade etmiyor. Şimdi o ifadesizliği de ne oluyor? Hop birbirinizi savurup atmanıza neden oluyor. Çünkü burada diyor ki ben seninle ilgili bir şeyleri kafamda belirledim ama ve lakin korkularım var. Benimle bağlantılı bir şeyleri anladığın anda bana farklı gelmenden, daha baskıcı, daha otoriter isteklerinin ya da taleplerinin daha fazla olmasından ben korkuyorum diyor. Bak net. Ve burada diyor ki bizim seninle aslında hala bağlantımız devam ediyor. Bak ben seni kaybetmek istemiyorum. Çünkü sen ne kadar bana takıntılıysan bil ki ben de sana o kadar takıntılıyım derken. Alın buyurun diğer deste. Nasıl birbirini tamamlıyor görün. Yine tabii ki çok şükür bin şükür Makbuş abla enerjisi. Kaç tane farklı deste seçersem seçeyim. Hep konular ve gelen mesajlar aynı doğrultuda, aynı çizgide ilerliyor. Bakın, ego diyor ki sen ve ben her ikimiz de egolarımız yüzünden çatışıyoruz. Sen istiyorsun ki benim dediğim olsun. Ben istiyorum ki benim dediğim olsun. Bak, şimdi bu yüzden de egolarımızdan ve yaşadığımız durumla ilgili bazı gerçekleri senin görmezden gelmen ya da bazı durumun farkına varmaman ya da farkında olmana rağmen kabul edememen beni seçime sürüklüyor diyor. Bak seçime sürüklüyor. Ben seni bitirmek istemiyorum ki diyor. Ben seni bitirdim de demiyorum diyor. Bak hep ikilem 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 ikilem. Sadece diyor uzun vadeli planlarda ben erteleme yapıyorum diyor. Senin kafanda evet uzun vadeli planlar var. Canım gönül dostum, canım gönüldaşım. Haklısın, sonuna kadar haklısın. Sen burada uzun vadeli planlar yapıyorsun. Karşındaki kişiden ne bekliyorsun ama ve lakin karşındaki kişi de diyor ki bundan sonra ne yapacağımı ben bilemiyorum sadece sabırlı olmanı bekliyorum derken bakar mısınız? Sabır kartı sonuçta geldiydi görüyor musunuz? Bak senin diyor sabırlı olmanı bekliyorum diyor her ne olursa olsun diyor ben şu an akıl, şuur, mantık çerçevesinde hareket ediyorum. Evet kafamda bazı planlar var şu an. Bu ilişkide ya da bu bağlantıda lider olan benim bunu bir kabul et diyor size ve burada sadece yeni bir başlangıca, farklı bir yola ya da senin belki farklı düşüncelerle ilerlemen gerekiyor. O zaman bak gerçekten diyor maddi ya da manevi anlamda rahatlayacağımız bir süreç geldiğinde özellikle bak hem maddi hem manevi artık her ikisi de olabilir sadece biri de olabilir sadece burada zamanlamamız çok kötü diyor. Belki karşılaşma zamanlamanız, belki de bu ilişkideki zamanlama biraz sıkıntı olabilir. Bak görünenin arkasında görünmeyenler. Burada sadece diyor ki aslında kendi içine döndüğünde de benim ne kadar haklı olduğumun farkına varacaksın. Aslında niyet ettiğiniz kişi bakın sizi bitirmemiş. Bak hala bu ilişkide bir şans var. Siz onun hala bir starısınız. Hala onun yıldızı sizsiniz. Yani ilişkisinde şans verdiği kişi de sizsiniz. Sadece burada en büyük sıkıntı şu. Biraz zor zamanlar var. Bu zor zamanları aşmamız gerekiyor. Özellikle sizden taraf gelen baskıcı ya da otoriter tavırların biraz daha yumuşaması gerektiğini, biraz daha anlayışlı olmanız gereken bir sürecin içinde olduğunu. Çünkü ben hala sizi tamamen hayatından bitirip atmamış. Aslında sizin korkunuz var burada. Bak ve karanlıkta kalan konular, belki sezgileriniz, belki hisleriniz hani bu konuda sizi yanıltabilir. Hani hep diyorum ya hislerinize ve sezgilerinize göre hareket edin diye. Ama ve lakin burada belki de o korkulardan kaynaklı yanlış sezgiler, yanlış duygular içerisinde olabilirsiniz. Çünkü her halükarda niyet ettiğiniz kişi sizin hayatınızda. Evet bir şeyleri bakın sizden saklıyor.
kalbini kapatmış. Ne dedim demin, az önce ilk başta ne söyledim ben, ne dedim? Dedim ki sizden kendi duygularını, kendi hissiyatını, kendi düşüncelerini saklıyor, gizliyor. Çünkü bunun farkına vardığınızda belki de onun üzerine daha çok gideceğinizden ya da belki de şu ayrılığın ya da bu mesafenin biraz böyle ilişkiyi tamir etmesi gerektiğinden ve burada ısrarla diyor ki burada ne dedim? Burada ilişkili lider benim diyor, dedim. Aynı şekilde de burada diyor ki burada ilişkide dümen, kontrol benim elimde olmalı. Şu an ben bir şeylerden kaçıyorum. Bu karmaşadan, bu kaostan kaçıyorum. Seninle olan ilişkime çünkü bir karmaşa ve kaos oluştu. Ben bundan kaçıyorum. Birazcık kurnazlık yapmaya çalışıyorum. Evet, ama şöyle bir şey de var. Senin de zaman zaman arkamdan iş çevirdiğini, kurnazlık yaptığını, yani benim elimi kolumu bağlayacak şekilde hamleler yaparak aslında hani beni sıkıntıya düşürdüğünü söylüyor kartlar ve burada dengeyi oturtma çabası içerisinde olduğunu ve son olarak diyor ki sabırlı ol diyor size niyet ettiğiniz kişi, acele davranmayalım. Evet, bir sabır çalıştırmamız gereken, sabırlı davranmamız gereken bir süreçteyiz. Sonuç itibariyle biz tamamen bitmedik. Bizim için hala da bir umut var diyor bu kartların gidişatına göre. Ama burada tabii ki tavırlar, davranışlar, hareketler biraz sizinle de bağlantılı. Yani niyet ettiğiniz kişiden gelen düşünce ve mesajlar bu şekilde. Tabii benden söylemesi, bazen izleyicilerim, danışanlarım, bireyselde de bunu soruyor. Ya abla işte hep biz mi fedakarlığı yapan taraf olacağız diyor. Tabii ki şimdi şu an siz beni izliyorsunuz, beni dinliyorsunuz, benim rehberliğimde yön alıyorsunuz. Burada ne oluyor? Uyanıyorsunuz. Yani uyumuş bilinciniz uyanıyor, açılıyor. Ben bilincinizde bir nebze olsun size rehberlik yapıp yol göstermeye çalışıyorum. Ama ve lakin aklınızdaki kişi bundan bir haber. Yani habersiz, ne olup bittiğini bile bilmiyor. Onu, ama onun düşüncelerinde böyle bir şey var. Bir de böyle deneyin bakalım. Bir de böyle gidelim yolumuza. Mevlam neylerse güzel eyler. Evet, Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.